Prusia, Prusia, Prusa, Bursa. Yıl milattan önce 200. Romalılar İtalya'nın kuzeyinden, Venedik'ten, Cenova'dan, güneye, Messina Boğazı'na, Sicilya'ya kadar muhteşem bir yol yaparlar. Adına da Sunway, Zonenweg, Güneş'in yolu derler. Ama güneş güneyden doğmuyor ki. Güneş doğudan, Anatolia'dan doğuyor. Anatolia doğudan yükselen güneş. Tanrıça Kebele'nin ellerinin arasından yükselen güneş demektir. Aslında Romalıların taktiği gereği Sicilya'ya istila etmektir. Sicilya'da Kartage, Kartaca Kralı'na ait olup Fenike kökenli Sami ırkındandırlar. Şimdiki Tunis, Tunus. Akdeniz tamamıyla Kartaca'nın hakimiyetindedir. Romalılar da henüz Anatolia'ya girmemiş olup Mezopotamya'dadırlar. Kartaca'nın başında da ılımlı kral Hamilkar Barca ile ılımlı bir senatosu vardır. Roma ordusu güçlüdür. Savaştan çekinirler ama kral Hamilkar Barca'nın oğlu General Hannibal Barca kral babasına ısrarla der ki "Bırak baba, gidip Roma'yı dağıtayım." der. Baba Hamilkar Barca da üzülerek oğlunu Roma'ya gönderir. Ama tam tersi Hannibal Barca Roma ordusunu yenip Roma'ya girmek üzeredir. Ve Roma'nın korkulu rüyası olur. Roma'nın para vererek ve tehdit ile korkuttuğu Kartaca parlamentosu ve General Hannibal'ı geri çağırırlar. Bir sabah kalktıklarında Hannibal ihanete uğrayıp sırtından hançerlenmiştir. Roma gemileri ve ordusu Kartaca'ya dayanmış, Hannibal kısa bir savaşta yenilmiştir. Peşinde Roma ordusu Hannibal Barca ordusuyla, filleriyle ve Kartaca hazinelerinden kaçar. Günümüzün Alp dağları üzerinden Marsilya, Cannes, Nice, Monte Carlo, Menton, San Remo üzerinden Anatolia'ya doğru gelirken asker yorgun düşmüş ve morali bozuktur. Bu arada atını şaha kaldıran Hannibal kılıcını çekip ordusuna şöyle moral verir. Askerler, üzülmeyiniz. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız der. Ordunun moralini yükseltir, motive eder. Ve yollarına zor Alp dağlarını aşarak Anatolia'ya varırlar. Marmara Denizi'nin güneyine doğru indiklerinde Helikare, Antigonia, Nikaya, İznik'e varırlar. Bitinya Krallığı sürekli olarak Pergamon, Pergama, Bergama Krallığı ile savaş halindedirler. Baş çevirileri Helikare'dir. Antigonia, Nikaya. Sonradan baş çevirileri şimdiki İzmit olan Nikomedia'ya taşınır. Başlarında 11. Bitinya Kralı Prusias 1. vardı. Karşılaşırlar. Prusias sorar. Nereden geliyorsun? Cevap verir. Kartaca'dan geliyorum. Peşimde Roma ordusu var. Kendime yeni bir yurt arıyorum. Deyip Kartaca hazinelerinden yüklü bir pay verir. Peki der. Topraklarında bir yer bul, yerleş. Hannibal Barca araştırır. Günümüz Uludağ, Olympos Maesios, Kesis Dağı'nın yamaçlarından Tophane'ye doğru yüksek bir yer bulur. Bir kale şehir yapıp Kartaca hazinelerinde surların dibine yakın bir yerde gizli bir hazine odasına koyup tünelleri mühürler. Kartaca'dan sonra Bitinya, daha sonra Bizans, daha sonra Osmanlı dönemi gelmiş. Bu hazineler hiçbir zaman dışarıya kaçırılamamıştır. 1855 depreminden sonra küçük kıyamette surlar yıkılmış olup bu hazineler hala gün ışığına çıkmayı bekliyor. Hannibal Barca kale şehrini bitirdikten sonra Bitinya kralının adına izafeten Prusia koyar. Daha sonraları Roma, Pergamon, Bergama kralı 3. Attalos Filomater ile savaşmakta olan Bitinya kralından tehdit ile. Bak, biz Pergamon,
Bergama Kralı, 3. Atolos, Filamater tarafını tutarsak siz yenilirsiniz. Bu yüzden General Barca'yı bize teslim edin der. Bu arada Hannibal Barca, oğlu General Hannibal Barca, Lipsia'da gevzededir. Teslim edileceğini anlayıp çaresiz kalan gururlu generaldir. Romalıların eline düşmemek için yüzündeki zehri içerek yaşamına son verir. Mezarı üzerindeki kitabesinden anlaşıldığı gibi Lipsia, Gebze, Kocaeli'dedir. TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu'nda alanının içerisindedir. Prusya adı zamanla Prusa ve Bursa'ya dönüşmüştür. Bizlere bu muhteşem tarihi kale şehri armağan eden Kartaca Kralı Hamilkar Barca oğlu General Hannibal Barca M.Ö. 247-183 ile 11. Bitinya Kralı Prusias 1. M.Ö. 260-185 bunları saygıyla anıyoruz. Bu dönemde en büyük kütüphane Antik Mısır'da olup papirüsü bulmuşlardır. Rakipleri ise Anatolia'daki Pergamon, Bergama Krallığı olup dönemin ikinci büyük kütüphanesine sahiptirler. Kütüphanelerinde 200 bin kitap vardı. Antik Mısır papirüsü, sonradan paper, papir ismi buradan gelmektedir. İhraç, import etmeyi yasakladığından Pergamon kütüphanesi yazarları zor durumda kalırlar. Pergamon Kralı 3. Attalos, Filometer ülkenin tüm bilginlerini toplayıp ya yazılacak kağıdı bulun ya da ölün deyince bilginler telaş içinde araştırırlar ve sonunda keçi, oğlak derisinden perşemen kağıdını bulurlar. Bilginler ile yazarlar rahat bir nefes alır.